Evet, herkese iyi günler. Yeni bir haftaya adım atacağız. Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli bir haftaydı. Hem e, Amerika'da FED vardı, onu aldık. Hem e, Türkiye ile ilgili, TL ile ilgili e, önemli raporlar vardı. Yabancıların e, lirada alım yönünü yapmış olduğu pek çok hareketler vardı. Bunları da aldık. E, bunların haricinde de endeks, geçtiğimiz hafta %3,64 gibi de bir yükselişte yaptı. Yani bunlar önemli bir hareketti. Güçlü bir yükseliş oldu. Hemen hemen her yere yayılan bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Yani ilk su 30'a da gitti. Bankacılık endeksi çok fazla yükselmedi. Yani %1'in bir miktar üzerinde az sonra açarız. Onları da bakacağız, kontrol edeceğiz zaten. Ama iyi bir haftaydı. Güzel bir çıkış yaptı ve endeks içinde yeni de rekorlar aldı ee, 10276 yani 10276 artık e, hem yani iyi bir nokta rekorlar olan bir nokta ama e, 325 dolar olarak ifade ettiğimiz aşağı yukarı 10400'lere falan gelen bir yer oraya da yaklaştık ee, geçen haftanın tabi Cuma günü akşamı S&P'den de bir not artışı aldık. Bu not artışı aslında sürpriz değil, tahmin edilen bir durumdu. Bizler de buradan pek çok yerlerden de yani S&P'nin Mayıs ayının 3'ünde notumuzu artıracağını ve görünümü de yeniden pozitif yapabileceğini zaten tahmin ediyorduk. Yani yatırım yapılabilir seviyenin hala çok altıyız onu ifade edeyim ama görünümün pozitif olması... Yani bir sonraki toplantıda yine not arttırımı yapacağız. Not arttırımı yapmak için e, oturuyoruz anlamını veriyor. Yani herhalde yıl sonu gibi e, S&P yapacak. Tam olarak ona da e, bakmadım ama aralık olabilir o zamana kadar. Tabii o tarihten önce bir not arttırımı daha olur mu olmaz mı falan bilemiyoruz. Şimdi e, 19... Temmuz'da bu sefer Moody's var. Moody's için de hemen hemen aynı beklentimiz var. Orada da görünümümüz zaten pozitifti. Bu şekilde bir yeniden bir not arttırımı ve tekrar görünümü yeniden pozitif olarak yapacağını da söylemek mümkün. Yani gidişat o, o yönde bir hareket var. Bu tabii piyasalar için olumlu olan hareketler. Şimdi bu durum aslında fiyatlanmış olabilir endekste. Çünkü e, not artışı bir e, sonuçtur, yani olumlu olaylar olmuştur ve onun sonucu olarak da bir not arttırımı da olmuştur. Nitekim e, yani bu olumlu olaylar olurken de piyasada bunu satın alır Elbette ki o yüzden işte gördüğünüz gibi 10276'lara kadar geldik yükseldik. O yüzden yani yarın öyle notumuz arttı diye ben çok büyük e, coşkulu bir açılış olacağını zannetmiyorum. Hatta eğer coşkulu bir açılış olursa da e, bir miktar acele etmemekte yarar var. Günün sonunu görmekte yarar var. Realizasyonlar olabilir. E, direnç yerine çok yakınız. Hani 10.400'ü test eder miyiz, etmez miyiz? Edebiliriz. Ama oralardan da realizasyonların da gelme ihtimali de var. Onu da ifade edeyim. Ancak yani genel olarak düşüncem şu. Hani en sonda söylediğimi, söyleyeceğimi en başta ifade edeyim hatta az önce yazımı da yazdım siteye de yük, yük yani yükledim haber de verdim hepinize okumuşsunuzdur. Yani genel fikrim bu ee, realizasyonlar olabilir direnç yerlerinden hiç önemli değil kısa e, vadede dirençlerden satışlar olsa bile orta ve uzun vadede endeksin yönü yukarı 2024 yılını ben hissene sahip çık yılı olarak hep ifade ediyorum. Hatta aman buranın endeks düşer mi biz de Satsak mı diye korkup satmak yerine hissene sahip çık endekste bir realizasyon olursa da ilave et yılı bence. Yani genel olarak bu yılın e, uygulanması gereken taktiğin bu olması lazım. Elbette her zaman bir ikazımız var. Olağanüstü bir durum olmazsa yani Türkiye bir yol kazası yapmazsa ama Cumhurbaşkanı'nın da yapmış olduğu açıklamalar var. E, dün, bugün de okuyorsunuzdur her yerde. Yani ısrarla bu programın uygulanacağını ve e, enflasyonda önemli sonuçlar alınacağını e, ve birkaç yıl içinde de daha yani enflasyonda da önemli bir yerde olunacağını bu yılın e, gereksiz gerginliklerle yani e, yararı olmayan boş gündemlerle e bu 4 yıllık seçim sürecinin harcanmaması yönünde de yaptığı açıklamalar var. Yani tabii bunlar önemli şeyler. Umarım öyle olur. Öyle tabii ki olursa endeks içinde sadece 2024 değil aynı zamanda da 2025'te oldukça güçlü bir yıl olacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden yani hissenize sahip çıkın en başta söyleyeceğimi şimdiden ifade edeyim. Evet, eee Finnet'i açalım. Endeksimiz burada gördüğünüz gibi %3,64'lük bir yükseliş var. Bankacılık endeksine bir bakalım. Az önce tam rakamı söyleyemedik. %1,84'lük bir yükseliş var. O tarafta e, önceki haftalarda çok daha hızlı yükselişler vardı. Şimdi bir miktar şey var. Şimdi CDS'ler önemli 293'e düştük 300 puanın altı epeydir bu seviyenin üstüydük. Şimdi CDS'teki bu düşüş devam ederse bankacılık endeksi de daha da yükselebilir. XE UZO bile hani 100 30 endeksinde olmuş daha çok hareket. %3,09. Tüm Y endeksi bir miktar daha e, hani yumuşak arttı. Yani 100 harici hisseler, 100 endeks dışı hisselerde de %1,45'lik bir yükseliş var. En çok yükselen endeks e, Adana Endeksi, Şehir Endeksi bu muhtemelen Sasa'nın etkisi var. Sasa Sasa'da e, biraz hareketlilikler vardı. Ama orada hani bir Sasa yorum yapmayacağım ama haftalık ortalamalarının hala altında. Onu da ifade edeyim. Orayı izlemekte yarar var. E, tekstil sektörü %6,60 gibi bir yükseliş yapmış. Geçtiğimiz hafta Aksa'nın etkisi de var burada. Bunun haricinde aracı Kurum endeksi %6.3 işlem hacminin artması etkili oldu burada. Ticaret endeksi %5.76. Ticaret endeksinde çok hisse var. Yani epey bir belirli bir şeyden bahsetmek çok zor. E, tofaş falan da var. En çok düşen endeksler spor endeksi. Spor endeksi için yorum yapmıyorum biliyorsunuz. Bilişim endeksi eksi 0.94 gibi bir ee, düşüş var ve inşaat endeksinde eksi 0,25 21 başka da yok zaten hani e, şurası Kobi endeksi orasını saymazsanız 1-2-3 tane e, ulusal endeks var sektörel endeks var yani öyle diyeyim bundan haricinde de düşen başka bir endeksimiz yok bu da bence önemli bir hikaye bilançolar geldi ee, şurayı biraz daha açayım Stakki isteyiz. Bilançolar geldi şimdi tabii bir sürü geldi yani üç, üçünde Cuma günü de epey bir bilanço yani aldık epey bir, bir zaman sonra yavaş yavaş geldi artık e, gelecek haftada son haftalara giriyoruz o yüzden yoğun bir akış olacak yani 12 aylıklarda e, belki hani sizi yakından ilgilendiren GESAM var Cuma günü saat 18.11'de akşam e, geldi. Ee, GESAN'da şu anda en son bilançoyla beraber FK53 piyasa değeri defter fiyatı 5,88 seviyesinde. Bakın FK32'ymiş 32 32'den 53'e yükseldi. Ama piyasa değeri defter fiyatı da 11'den 5,8'lere falan düştü. Öz kaynaklar 4,1 milyarmış Eylül'de yani öyle olduğunu zannediyormuşuz. Gerçek enflasyon verileriyle. Aslında bunun 6.2 milyar lira olduğunu buradan anlamışız. Ee, özet analizine şuradan baktığımız zaman e, Ciro yüzde 40 yükseldi. Zaten bu sene e, yani Yasan da hep yüksek gidiyordu. O yüzden reel anlamda yüzde bir artış var. Esas faaliyet karı yine reel anlamda yüzde 107 yükseldi. E, Parasal zarar var. 1.6 milyar lira gibi çok yüksek bir parasal zararı var. Bu sene bilançodaki duruş buna sebep oldu ve bununla beraber vergi öncesi kar %43 artıyor ama yüksek bir vergi ödemesi var. Net kar sadece %5.6 yükseldi ama FAVÖK rakamı esas faaliyet karı gibi rakamlar %107 gibi çok etkili yükselişler var. Kar marjları yüksek. Yani %24 olan brüt kar marjı 2022'de %36'ya yükselmiş. 12 puanlık bir çıkış var. Yani enflasyon sebebi aslında kar marjı olarak pozitif etkilemiş. Esas faaliyet kar marjı %31'e gelmiş. 10 puan yükselmiş. Net kar marjı 2 puan düşmüş. Yani ona bakarsanız FAVÖK marjı 10 puan daha yükselerek %33 marjlar güçlü yani net kar marjı haricinde e, yani %36 bürüt kar marjı %33 marjı bunlar az marjlar değil. Bunlar oldukça güçlü olan marjlar e, tabii daha detaylı incelemeye ihtiyaç var mesela e, operasyonel yani işletme faaliyetlerinden negatif nakit akışları var. Bu, bu tabii olumsuz bir durum yani 1.9 milyar liralık bir nakit çıkışı var. Free Cash Flow serbest nakit akışı 2.4 milyar lira olmuş. Bu yüzden de 2.1 milyar lira borç almış, borç kullanmış. Ama yine de 851 milyon lira cash'te olan bir şirket. Yani ona rağmen o kadar borç almasına rağmen nakit değerleri %34 azalmış. Yani nakit akışları çok güçlü değil hatta e, zayıf yani bu şekilde devam ederse buradaki net borç, net nakit konumu da gidebilir. O yüzden 3 aylıklar daha önemli olacak. Yani e, net borç bölü fabrik tabi eksi o güzel. Piyasa değeri defter fiyatı 5,88 gibi bir yerde. E, e, sektörel ortalamalar da aşağı yukarı o civarlarda olabilir ama biraz da şu oransal olarak da bir hesabı da yapmak lazım. O da var ama FK yani yüksek yani FK'nın yüksek olduğunu söylemekte yarar var. Gesa'nın bir yani grafiğini bir açalım. Gesa'nın grafiği bu. Yani şuralarda bir dip yapmış. şu seviyeler 60'lar artık dip yeri bir kere daha yaklaşmış. Oradan bir çıkış yakalamış bu, bu cuma günü. Tabi bilanço öncesi bir hareket bu. Ee, 50 günlük ortalamasının üzerinde bir e, ivmelenme var. Hacim artmış. E, ee, Mekdiler falan iyi. Fena değil. Fakat hani yani net kara bakarsa piyasa e, satışlar olabilir. Ama operasyonel anlamda bakarsa sonuçlar iyi. Ama bence sürpriz değil. Çünkü yılın genelinde zaten hep iyiydi. FK açısından çok pahalı. E, haftalık ortalama da bakın şu mavi 50 haftalık ortalama 78.45'te o hisse senedi 79.40 bir miktar üstünde kapatmış ama aşağıda e, mektif falan göstergeler henüz bunu tam olarak onay vermiyor. E, dikkat etmekte bence e, çok büyük bir yarar olabilir. Öz sermaye karlılığı mesela 13. Bakın ya yani Eylül'de 43, pardon yıllık bazda 54-55 gibi bir e, öz sermaye karlılığı olduğunu zannediyorduk ama aslında öz sermaye karlılığının yüzde 13 olduğunu anlıyoruz. 2022 yüzde 27 ymiş. Şimdi yüzde 13 öz sermaye karlılığı için tabi 5 piyasa değeri defter değeri bence yüksek bir oran. O yüzden e, çok yani ortada bir sonuç çok da e, hisseye tabii ne kadar etki edecek bilemiyorum. Dikkat etmekte yarar var. Şimdi kontrolmatikte e, geldi. Kontrolmatik'in de şu anki FK rasyosu 124. Onu da ifade edeyim. E, piyasa değeri defter fiyatı 19.87. Yani 20 katı. Öz 20 katı gibi ve fiyattan işlem görüyor. Iııı. E, yani bu bilançoya göre bu fiyat yani bence biraz yüksek gibi duruyor. Ne yaptı? Yani cirosu reel olarak %21 yükselmiş. 3.9 milyar lira, 4 milyara falan gelen bir ciro vardı. Tabii az değil artık yani bu rakamlar önemli rakamlar. Esas faaliyetinden zararda yalnız bu sene. Yani esas faaliyetinden 100 milyon liraya yakın bir zarar yazmış. Ee, geçen sene 555 milyon lira net kar yazıyormuş. Operasyonel esas faaliyet karı. E, Favök ise 318 milyon lira olmuş. Yani amortismanlar eklendiği zaman bu rakama e, artı geliyor. Fakat e, geçen yılın yüzde 40, 47 altında olan bir sonuç. Net kar geçen yıla göre yüzde 34 düşmüş ve 431 milyon gibi bir e, rakamla yılı bitirmiş. Öz kaynakları reel olarak %27 gibi bir büyümeye sahip olmuş. Bu hani enflasyon muhasebesine göre %27 olması açısından önemli. Nakitlerinde çok ciddi bir azalma olmuş yalnız %64 gibi. Net borca geçmiş yani 225 milyon lira e, net keşteyken 2.8 milyar TL gibi bir borçlu konuma gelmiş. Zaten Bilanço'da en önemli dikkat çeken şey bu. Çok borçlu bir konuma geçiyor. Ve net borç bölü Favök rasyosu Favök'te düştüğü için ve net borçta arttığı için 8.9 gibi anormal riskli bir noktaya kadar ulaşmış. Yani e, bu rasyonun mutlaka düşmesi lazım. Mutlaka Favök karını şuradaki çok ciddi artması lazım. Bunun için de esas faaliyet karının artması lazım ama esas faaliyetinden zarar ederek yılı bitirmiş. İyi bir sene değil kontrol matik için. E, büyümüş ama kar gitmiş. E, bürüt kar marjı %19'dan 12'lere düşmüş. E, net kar marjı %20'den 10'lara düşmüş. Babak marjı da %18'lerden %8'e düşmüş. O yüzden hani iyi bir tepki olabileceğini zannetmiyorum yarın. PK zaten 124. Piyasa değeri, defter değeri de 19 ile bayağı ciddi anlamda yukarıda yani bir hisse olduğunu da söylemekte yarar var. Hayırlı olsun. E, Tabii şey baktım yani faaliyet raporunu falan... Henüz yüklenmemiş herhalde. Bir de sunum da galiba yok. Onlara da bir bakmak lazım. Yani şirketin hedefleri revize falan ediliyor mu edilmiyor mu bunlar elbette ki önemli. Bunun haricinde hani büyük şirket olarak e, Tukaş belki var. Tukaş'ta bir aldık. çoğaldık. E, Tukaş'ın FK'sı çok düşüktü. Yani 7.57'lerdeydi. Bu da 11.30'a kadar yükseliyor. Piyasa değeri defter fiyatı 4.46'dan 1.76'ya iniyor. Öz kaynakları 3 milyar olduğunu zannederken 7.4 milyar gibi bir öz kaynağı yükseliyoruz. Bunlar tabii iyi gibi duruyor ama şöyle bir bakıldığı zaman hani yani aması var. <laughs> Niye aması var? Ciro real anlamda erimiş %13 aşağıdaki almış. Esas faaliyet karı 40 azalmış. 2,5 milyar lira kar yaparken 1,5 milyar lira yapmış. Fave karı da 35 erimiş. 2.7'den 1.7 milyara düşmüş. Net karı da 37 düşmüş. 1.8'den 1.1 milyar liraya düşmüş. Yani Ciro'nun azalması, kar marjlarında yaklaşık 5 puanla 10 puan arasında yükseliş olması, Maliyetlerin ve giderlerin e, düşmemesi yani cirodaki düşüşe paralel onların e, dirençli kalması Tukaş'ta e, maalesef bu sonucu getirmiş. Çok yüklü e, çok hani güçlü bir sonuç değil ama hani kötü de bir sonuç değil. Hani şey anlamında kötü değil yani net borç bölü Favök %0,45 mesela yani hiç önemli değil. E, piyasa değeri defter değeri 1.76 e, çok böyle şişmiş gibi falan dur durmuyor elbette ki. E tabi buna bir hisse oran analiz falan yapmak lazım. Burayı açarken biz az önce kontrol matik bakmıştık onu da isterseniz bir açalım. E, kontrol matikte bakın çok iyi bir yerdeydi 50 günlük ortalamasına geldi ve buradan bir zıplama yapıyordu. Bu tabi çok iyi bir hareketti. Bu bilançodan sonra bu hareket tabii ne olur tam olarak bilemiyorum. Yani sonuç çok güçlü değil. O yüzden aşağı da inebilir. Ama tabii yarın belki başka açıklamalar da yani gelebilir. Sunum gelebilir ya da hedeflerle ilgili bazı şeyler gelip. Hani bilançonun bu negatif etkisini bir miktar miktarda nötre... Çekebilecek şeyler de geliyor. Haftalık bu arada bu. Şu anda az önce açmıştık. Haftalık bu. Haftalık da mesela çok güzel duruyor. Günlük için de baktığımız zaman günlükte de e, yine 50 günlük ortalamasının üzerine atan bir hareket yapmış. E, bakalım ne olacak. Yani o bilançoyla çok hani yukarı gidecek bir havası yok açıkçası. E, tukaş'a bir bakalım. Ona baktığımızda Tukaş'ta yani hemen hemen grafikler bakın aynı. Yani şöyle bir dip noktalardan bir toparlanma içindeler. Ama e, Tukaş'ta hani bir ivmelenme yok. Şurayı aşması lazım 9.80. Burayı da aşamayacak gibi duruyor. Bu bu, bu bilançoyla haftalıkta bu da çok iyiydi. Yani haftalıkta bunlar da böyle yukarı doğru giden bir havaları vardı. Ama bu bilançolar biraz haftalıktaki ivmeleri azaltır mı bilemiyorum. E, Tukaş'ın öz sermaye karlılığı yüzde 19. Hani yüzde 1.7 piyasa değeri, defter değeri için yüzde on dokuz öz sermaye karlılığı uygun açıkçası. Yani çok e, şişmiş bir şirket değil. Hani Tukaş'ta sonu çok güçlü olmasa bile e, fiyatı çok şişmiş bir şirket değil. O yüzden belki etkisi sınırlı olabilir bunu da bu şekilde de söylemekte de yarar var. Evet isterseniz bir e, endeksimizi bir açalım. O Yani 20 dakikayı 2-3 e, tane şirketle bitirdik. E, şeyi açtığımız zaman senaryomuz bu. Aynen devam ediyor endeks. Yürüyor ve yani teknik anlamda bir 10.700'lerde bir hedef var. Ama ondan önce işte tam şuralara denk gelen 10. 400'lere denk gelen de bir dolar cinsinden bir direncimiz var. E, bu Buraları aşar mıyız, aşamaz mıyız biraz hani 50 günlük ortalamadan da uzaklaştı aslında öyle de bakmak lazım. Bunlar e, bence önemli hani e, S&P'nin ardından bir e, realizasyon olur mu olsa bile ben bunun çok güçlü olacağını zannetmiyorum endeksin belki de bu, bu dirençlerini test edip ondan sonra bir realizasyon gösterebilir. Ama açıkçası ben endeksin yönünün oldukça yukarı doğru devam edeceğini düşünüyorum. Ara ara düşüşler olacak elbette ki. Olmazsa zaten o zaman çok büyük bir risktir. olsa bile bundan çok fazla korkmanın bir alemi yok. E, bu da dolar cinsinden olan e, şey işte şurayı hep ifade ediyoruz. Yani şurada e, biraz daha yukarılar. 425 300 pardon 325 323. Hani kimisi ölçer 325 ölçer, kimisi ölçer 322 ölçer. E, yani aşağı yukarı lere isabet eden yer önemli bir noktadayız. Önemli bir yere de geliyoruz. Şimdi bunun üzerine atarsak eğer işte bu önemli bir sinyal olacak. Yani bu hakikaten önemli bir sinyal olacak. O zaman herhalde yeni hedefimiz 400 dolarlar falan olacak. 32'den hesap ederseniz 4 kere 2 8, 4 kere 3 12, 12.800 endeks diye bir hedef olacaktır. Buraları yakından izliyoruz. Yani buralar bence önemli yerler. Ee, evet e, onsaltın e, Amerika ha, ha, Amerika'da Amerika'da e, çok e, kritik bir haftaydı. 50 günlük ortalamanın altına düşmüştü. Buradan yeniden 50 günlük ortalamanın üzerine doğru bir e, deneme yaptı. Fakat aşağıda şu Mekti çok aşağıda, çok sıfırın altında. Yani bunu nasıl yapacak bilmiyorum açıkçası. O yüzden S&P'yi bir izlemekte de yarar var. Yani S&P eğer e, bu ortalama 5133 e, seviyelerinde, 5133'lerin üzerine atamazsa e, buradan tekrar bir realizasyonlar görmek mümkün olabilir. Amerika e, kritik bir yerde yani... Gelecek hafta Amerika'yı biraz daha yakından izlemekte bence yarar var. ONS altına bakalım. ONS altında da açıkçası e, bu arada gelecek hafta e, Amerika'da çok önemli şeyler yok. Hani e, veri akışı e, yok gibi duruyor. PMI'ler var. E, Chicago PMI e, Tüketici Güven Endeksi pardon. Cuma günü o da ilan edilecek. altın 2374'ü aşamadı. Şurası çok önemli bir yerde. Simetrik bir hedefte aşamadı ve buradan tekrar aşağıya iniyor. Yani e, buralar bence alım ya da satım için çok uygun yerler değil. Ne zaman alınır? Hani e, buradan biraz daha aşağıya iner böyle 2180'lere doğru bir düşüş alırız. Yani, o zaman alım yönlü mesela alınabilir ya da 2374'ün üzerine çıkar, yerleşir, o zaman alınır. O zaman daha da net olarak alınır mesela. Satım da yapamazsınız. Çünkü hem hani teknik göstergeler halen daha alda ve jeopolitik riskler, gerginlikler halen daha devam ediyor. Böyle bir dünyada da ons altının da hani short yapmak taktiksel olarak yanlış. Yani rüzgarı arkana almıyorsun. Tam aksine karşına alıyorsun. Bu yüzden short yönlü, satış yönlü hareketler taktiksel olarak çok doğru hareketler olmayabilir. Onu da ifade etmek isterim. Ee, evet yani olay bu. Yani şunu herhalde merak ediyorsunuzdur. Hani S&P not arttırdı, yarın ne olur? Ee, yarın hani not arttı diye ben büyük coşkulu bir gün olacağını zannetmiyorum. Olursa da dikkat ederim. Hani gün sonu önemli günün sonunda nerede bitiriyoruz? Önemli. Dirençlerine yaklaşmış bir endeks var. Ee, yani 10.400'e de gidebiliriz bu arada. Gidip oralardan bir satış falan da olabilir. Ee, yani bunları tahmin etmek çok e, gerekli değil. Bunlar çok böyle günübirlik hareketler. Gün içi çok kısa vadeli, çok hassas hareketler. Ee, bunlara göre hareket de edilmez. Ben her zaman ifade ediyorum. Yani bu sene öyle yukarıdan satayım, aşağıdan alayım aman eyvah ya düşerse biz ne yaparız falan denilecek bir sene değil. E, Hisse ne sahip çık yılı. Hisseleri de seçici olarak bakacaksınız. İşte bakın az önce üç tane açtık, baktık. Hani bu borcu, harcı, durumu, marjları falan hepsine bakıp ondan sonra e, olaylara biraz daha bakmakta yarar var. Bu hafta yani bizde de çok önemli veri akışları yok. İşte Perşembe günü enflasyon raporu var. Merkez Bankası Başkanı ve ekibi yeniden ekran karşısında olacak. Vereceği mesajlar önemli olacak. Bunların haricinde Avrupa'da da çok önemli bir veri yok. PMI verileri var. İngiltere Merkez Bankası'nın bir faiz kararını alacağız. O kadar. Onun haricinde öyle çok büyük şeyler yok. E tabii FED üyelerinin yapacağı açıklamalar. S&P'nin 50 günlük ortalamasının üzerine atıp atmayacağı, bizim 10.400'lerden dönüp dönmeyeceğimiz bunlar gelecek haftanın önemli hareketleri olacak. Bizde cuma günü bir de sanayi üretim verisi var. Bunu da almış olacak. Yabancı işlemleri ilan edilebilir. O da şey olacak. Bu arada geçen hafta yabancılar tahvilde çok ciddi bir alım yapmışlar. Yani son 5 haftanın hemen hemen en güçlü alımını yapmışlar. Şöyle ben alacağım şuraya ve size de izlettireceğim. bu, 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 Excel dosyası Merkez Bankası'nın ilan ettiği. İşte 26 Nisan ile biten haftada e, DIPS'te yani devlet iç borçlanma senedinin açılımı DIPS kesin alım satım piyasasında 603 milyon dolarlık bir alış yapılmış. Bu son 5 haftanın en yüksek alımı ve son 5 haftada toplamda da 955 milyon dolarlık bir e, alım var. Yani liraya e, önemli miktarda bir yatırım var yabancıdan. Yabancıların ilk başta tahvil bonoya girişlerini zaten tahmin ediyoruz. Yani onunla çok uyumlu bir hareket. Bunu da ifade edeyim endekste de hisse senedinde de 155 milyon dolar gibi bir e, satış yapmışlar. Ee, ve bir önceki haftada 143 milyon dolar yani son iki haftada aşağı yukarı 300 milyon dolara yakında bir e, satış yapılmış vaziyette bu da az değil yani bu, bu da bize şunu söylüyor yani bizim borsada hala çok sıcak para olarak ifade ettiğimiz yabancıların olduğunu ifade ediyor henüz bizim böyle büyük fonlar henüz yok ve onlar da zaten olmazlar çünkü bir hala yatırım yapılabilir seviyenin altıyız iki hala enflasyonda ve bazı göstergelerde hala bir e, gelişme yok. Yani hala enflasyon yükseliyor mesela mayısta da yani 3 Haziran'daki veri %70'in üzerinde çıkacak. Ondan sonra olacak. Yani bunları görürür e, görülmesi lazım ve belki bir tane daha bir not olur. Yani o da 2024 sonu veya 2025 yılı gibi büyük yabancı fonların Girişleri de olabilir diye tahmin ediyorum ee, ben. Evet, bunların haricinde söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Herkese iyi bir hafta olsun, güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.